abim, sayın rektörüm, sayın ilçe jandarma komutanım, sayın ilçe emniyet müdürüm, değerli daire başkanları ve amirleri, kıymetli polis derneği başkanım ve üyeleri, meslek odaları temsilcileri, sivil toplum örgütleri, değerli muhtarlarım, değerli basın mensupları ve saygıdeğer Silivri halkı, 21. huzur toplantımıza hoş geldiniz. İstanbul İl Emniyet Müdürümüz Sayın Mustafa Çalışkan'ın önderliğinde her ilçede gerçekleştirilen polis halk bütünleşmesini sağlamak, var olan ilişkileri daha da geliştirmek amacıyla sizlerin görüş ve önerilerinizi alarak halkımıza vermiş olduğumuz hizmeti en üst seviyeye çıkarma gayreti içerisindeyiz. Bizler inanıyoruz ki halk desteğini alamayan hiçbir hareket başarıya ulaşamaz. Bu toplantılarda huzur ve güvenin sağlanması açısından vatandaşlarımızın fikirlerine başvurmak istiyoruz. Sizlerden gelecek her türlü öneriye açığız. Bizim göremediklerimizi, duyamadıklarımızı dile getirerek bu fikirlerden yararlanmak istiyoruz. Şimdi sizlere programı arz ediyorum. Saygı duruşu ve takiben İstiklal Marşımızın okunması, günün anlam ve mahiyetini belirtir konuşmayı yapmak üzere İlçe Emniyet Müdürümüz Sayın Taner Ertürk'ün konuşmaları, söz almak isteyen katılımcıların dinlenmesiyle soruların cevaplanması ve değerlendirilmesi kapanış. Sizleri başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve vatan, millet bayrak uğruna kanlarını dökerek ebediyete göçen aziz şehitlerimiz huzurunda bir dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nı okumaya davet ediyorum. İhtiyaçlarını en etkin ve hızlı biçimde karşılamak, hizmet kalitesini yükseltmek, huzurlu ve kaliteli yaşam ortamı sağlamak ve toplumun memnuniyetini arttırmak için 24 saat esasıyla görev yapmaktayız. Bu genel güvenlik hizmetlerini ve suçla mücadelesini sadece polisiye yönlerle değil, çok yönlü bir bakış açısıyla yürütülmesi gerekmektedir. Bunu sağlamanın temel yöntemlerinden birisi de toplumun desteğinin alınmasıdır. Bu noktada Silivri Polis Teşkilatı olarak Silivri halkının duyarlılığını ve bizimle işbirliğinin altını çizmek istiyorum. Aynı zamanda Silivri nüfus olarak her yıl hızlı bir şekilde arttığını düşündüğümüzde yerel yönetimlerin geleceğin Silivrisini şekillendirirken oluşturulan planlarda güvenlik sistemlerinin korunmasının zorunlu hale getirilmesi tarafımızdan değerlendirilmektedir. Son bir yıl içerisindeki faaliyetlerle ilgili genel istatistik verileri ve mevcut bürolarımızın görev tanımı ve istatistikleriyle ilgili genel bir sunum yapacağım. Sunudan da bir yandan takip edebilirsiniz verileri. 301 emniyet personeliyle Silivri'de hizmet vermekteyiz. Bu personel sayısı geçen yıllardaki rakamlara bakıldığında makul seviyede. Tabii bunu arttırmak amacımız. Burada bir polis başına 327 kişi düşmektedir. İstanbul'un diğer 39 ilçesinde bu rakam çok daha yüksekken bizde biraz daha 327'ye rakamı düşüktür. Beraberinde araç durumumuz kendi bir aracımız var. İlçe nüfusunun 180 bini, 98 bini polis bölgesinin sorumluluk alanında bulunmaktadır. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi, KGS kısaltmasıyla adlandırdığımız gözetim sistemi geçen sene 16 noktada 74 kamerayla yapılıyorken yeni 2 tane daha merkezi noktaya 4 farklı kameradan 80 kameraya çıkardık gözetim merkezlerini. 24 saat esasıyla takip edilmektedir. Bu noktada suç ve suçluyla mücadele noktasında, belirlenme noktasında elimizi güçlendiren polisiye metotlardan bir tanesi. 155 ihbar sistemi, geçen sene de altını çizmiştim, dönem dönem karşıma çıkıyor. 155 ihbar sisteminde
aradığınızda direkt İstanbul'daki 155 sistemiyle muhatap oluyorsunuz. Oradan bize görevlendirme yapılıyor. Neticesinde de en hızlı şekilde olay yerine ulaşmak amacımız. 2018 yılı içerisinde 34.397 ihbar gelmiş ilçemizi polis sahasında ilgilendiren. Burada araçlarda bir takip sistemimiz var. İhbar anından aracın olay yerine gidişine kadar kayıt altına tutuyor ve günlük olarak istatistikler tarafıma arz ediliyor. Burada yani bir gecikme, farklı bir şey varsa bunu giderme daha hızlı, daha etkili nasıl ulaşabiliriz şeklinde çözüm yolları bulmaya çalışıyoruz. İlçemiz biraz da coğrafi olarak diğer ilçelerden daha rahat ulaşılabilir bir yer olduğu için 4-6 dakikada ortalama aylık ulaşım ihbarlara ulaşım süremiz. Bu mevcut 39 ilçe arasında da Çatalca'dan sonra ikinci sırada geliyor. En hızlı ve en etkin ihbara ulaşma ile ilgili ortalama süreden bahsediyorum. Devam edelim. Bahsettiğim gibi bürolardan kısmen görev tanımından bahsedeceğim ve istatistiklerde çocuk büro amiri. Çocuk büro amiri çocuk polisinin görevi korunmaya muhtaç olan, ihmal ve istismara maruz kalan, elden veya kolundan kaçan, mülteci, refakatsiz sokakta yaşanan, sokakta çalıştırılan, oturduğu yeri haber vermekten aciz, hakkında koruma, ıslah veya tedavi tedbiri alınan, suça maruz kalan, suç işlediği şüphesi altında bulunan, kimliği tespit edemeyen çocuklara yönelik olarak polis tarafından yürütülen hizmetlerin geneli. Bununla ilgili verilerimiz var. Bölgemizde ilk orta lisede 44 okulumuzda ortak çalışmalarımız devam ediyor çocuk polis bünyesinde. Özellikle okul çevresinde yuvalanan başıboş çocuklar ve uyuşturucu satışı yüzünde görevli ekiplerimiz denetimlerini sürdürmekte. İleriki slaytlarda diğer bölge kulüplerinden de bahsedeceğim. Birlikte işbirliği içerisinde hareket ediyorlar. Hem okullarımızda hem diğer yollar arası koordinasyon yapılıyor. Burada 2016 yılından itibaren 2018'e kadar kayıp çocuk müracaatlarımızı görüyorsunuz. 24-20 bandında 2016-24-17-19-2018-20 bunların 2020 yılı her 3 yılda da tamamı bulunmuş ve ailelerine güvenli bir şekilde teslim edilmiş. Bu sağ taraftaki kolonda gördüğünüzde ilçemiz dışından müracaatlar verildiği rakamlar. Farklı ilçelerden müracaat olup ilçemizde bulunmuş çocuk sayısını belirtiyor. 2018'inde bu rakam 6. Çocuk büro bünyesinde işlenen suçlarla ilgili genel tablomuz var. Bunları basın mensubu arkadaşlara ve dileyenlerle bu istatistikleri dileyen olursa paylaşacağız sonunda. Mobil okul timi biraz önce bahsettiğim. Mobil okul timleri sadece İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde başlayan bir proje. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından da desteklenen ve benimsenen bir proje. Diğer illere de başta İzmir, Ankara olmak üzere diğer illere de sirayet edecek. Buradaki amacımız özellikle okullardaki öğretmenler, rehber öğretmenler ve muhatap olan insanlarla polisin en hızlı ve en etkin şekilde iletişim haline geçip en kestirmeye olan çözüm yolları bulması. Benim okullardan, ebeveynlerden aldığım olumlu geri dönümler var bu konuyla ilgili. Daha etkili ve sayısını daha arttırarak işlevselliğini arttırmak amacımız. Burada güvenli eğitim projesi içerisinde en yakın çevresi okul güvenliklerimiz stabil bir şekilde alınabilmesi için çocuk bürodan bir personel, asayişten bir personel, TDP büro amirliğinden toplum destekli polis büro amirliğinden bir personel, bir trafik polisi olmak üzere 4 personelden oluşuyor. Bu da farklı araçları özellikle tercih ettik. Çünkü okul çevresinde trafik iletişim, asayiş konusunda işinin uzmanı arkadaşların daha etkin ve doğru yöntemle müdahale edeceği düşüncesiyle. Mobil okul tipiyle ilgili genel verileri görüyorsunuz. Devam edebiliriz. Bu arada mobil okul tipinin normal bütün işleri dışında ilkokul, ortaokul, lise seviyesinde bahsettiğim rehber öğretmenler, müdürler ve orada iletişime geçebilecek ebeveynler ziyaretleri var. Burada sorunların tespiti, çözüm noktasında karşılıklı fikir alışverişi ve en etkin iletişim ürününün sağlanması amaçlanıyor. Burada rakamları görüyorsunuz. Bir yandan yine okulla ilgili mobil okul timlerinin faaliyetleri var ve denetlemeler var. Ekseriyetle internet kafe ve oyun salonu çocukların bu bölgede daha çok suça karışma eğilimi olabilecek şanslarla iletişim halinde olabileceğini düşünerek sık sık denetliyoruz. Servisler konusu var aynı zamanda. Burada bir takım hukuki belgeleri tamamlamayan servisler
o sorumluluklarını yerine getiremeyen servislerle ilgili özellikle eğitim dönemi başladığında sıklaşan kontrollerimiz var. Silivri olarak bu konuda özellikle bu sene geçen seneye nazaran daha az şikayet söz konusu oldu. Yani mevcut servislerin o standartları, şoförden araca kadar bütün standartları sağladığı yönünde bize geri dönüşler var. Onunla ilgili faaliyetlerle ilgili birkaç görselimiz var. Mobil huzur projesi yine İstanbul bünyesinde başlatılan bir proje. Sokakta çalışan, çalıştıran, dilendirilen çocuk ve yetişkinlerin bu eylemden men etmek, sokak çalışmanın dilenme yeteneği her türlü risk altında bulunan çocukların korunmalarını sağlaması, kurulacak olan özel mobil ekiplerle konuya hızlı müdahale etmek için hayata geçirilmiştir. Muhtemelen soru cevap bölümünde bu konuyu biraz daha açarak anlatacağız diye düşünüyorum. Devam edelim. Mobil huzur ekip projesi faaliyetleriyle ilgili 2016-2017-18 istatistik veriler ekranda. Son 3 yılda ortalama benzer rakamlar çıkmış. İlgili idari takip 95, dilenen sayısı 159, 200-159 seyirinde son 3 yılda benzer rakamlar çıkmış ortaya. Onunla ilgili birkaç görselimiz var. Yine İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde başlayan gece kartalları eski adıyla bekçilerimiz. Peyderpey 22 bekçimiz oldu şu anda. Çarşı mahalle bekçilerimiz ve Selimpaşa merkez mahallelerinde görevlerini ifade etmekte. Bununla ilgili bazen sorular geliyor. Bu sayı arttıkça özellikle bu yazdıkça dediğimiz, tahmin ettiğimiz bölgelerde de bekçileri görevlendirmeye çalışacağız. Ama temel stratejimiz rakam şu anda yeterli olmadığı için daha halkın yoğun olduğu yerleri görevlendiriyoruz ve bunlar ilk başta polis arkadaşlarla birlikte beraber hareket ettiler. Şimdi bağımsız bir şekilde hareket ediyorlar. Sayı arttıkça o bahsettiğim yazlıkçı dediğimiz bölgelerde de özellikle çünkü kışın hırsızlık konusu sahipleri evde olmadığı için fazlasıyla artıyor. Bu gece bekçilerimiz sayısı arttıkça bu bölgelere de görevlendirme yapacağız. Trafik tescil, trafik denetleme büro amirliğimiz. İki oto ve iki çiftli marifetiyle yürütüyor. 21 personelimiz var. Takdir edersiniz bir takım işlevsel ehliyet vesaire diğer konularla ilgili devrimimiz oldu. Burada personel olarak biraz daha sayısı olarak azaldık bu büromuzda. Devam edelim. Genel asayiş olayları 2018 yılları içerisinde 2016, 17 ve 18 ile ilgili evden hırsızlık konusunda 124 müracaat var. 2017-184, ortalama bir rakam. Evden hırsızlık 184-124. Evet, iş yerinden hırsızlık geçen sene 54 iken bu sene 67. 2016'da 100 yine 50 bir seyirde devam ediyor. Oto hırsızlığı 26-14 son 3 yılda. Otodan hırsızlık 181-165-142. Bu konuyla ilgili ekseriyetle failler ilçe dışarısından yani %50'sinin üzeri Esenyurt bölgesinden genelde failler. Devam edelim. Kapkaç konusu 2016-17 bu sene 3'e çıktı. Telefon iki tanesi telefon gaspı bu seneki. Devam edelim. Dolandırıcılık konusu 35 2016'da 35 iken 2017 72 2018'de 51 şeklinde seyretmiş. Yan kesicilik 16 5, 2017, 7, 2018'de 10 şeklinde seyretmiş. Kasten öldürme her 3 yılda da birer şeklinde devam etmiş. Kasten yaralama 372, 2016, 2017, 361, 2018, 387. İntihar konusu 2016, 1, 17, 5, 2018'de de 4 intihar vakası olmuş bölgemizde. Cinsel saldırı konusu yetişkinlerle ilgili 2016-3-17-1, 2018'de de 2 vakayla karşılaşmışız. Cinsel taciz konusu 2016-19, 17'de 22, 2018'de 24. Asayiş Büro Amirliği görevlerini 20 personel 3 ekip otobüsüyle ifa ediyor. 221 olayın aydınlatılması sağlanmış bu tarih itibariyle bu sene içerisinde.
Suç unsurlarıyla ilgili genel bir istatistik var. Narkotik madde satıcılığı üzerine gerçekleştirilen operasyonlarda 1416 gram totalde uyuşturucu madde, 280 adet uyuşturucu hap ele geçirilmiş. 472 tahkikat dosyası düzenlenmiş. Bu dosyada 7'si çocuk, 8'i bayan, 435'i erkek şeklinde 450 şahıs yakalanmış. Bununla ilgili Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla tahkikatı bilen birimce 9'u, Cumhuriyet Savcılığı'nda 12 adli kontrol hükümlerince serbest bırakılmış. Uyuşturucu madde satıcılığından toplam 17 şahıs tutuklanmıştır. Bununla ilgili görseller var. Dönem dönem basın mensubu arkadaşlarla da paylaşıyorum. Onlar da sağ olsunlar bilgilendiriyorlar. Yine ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili genel bir tablo var. Tabanca 54, yine altı çizecek konularda esrar totali söylemiştik. Burada dağılım var. 929, bonzai 190, eroin 105 gram, kokain 19 gram, ekstazi 280, metamfetamin 117, Afgan sakızı 6, kaçak sigara 1282 şeklinde seyrediyor. Asayiş Bülahan Birliği üyesinin aile içi bir kırıklığına şiddetle ilgili istatistik veriler. 2016'da müracaat sayısı 274, 17'de 246, 18'de 213. Bununla ilgili koruma kararı 208, bu sene içerisinde kadına koruma kararı vermişiz. Bunlardan koruması devam eden 45 kadın var. Sığınma evine teslim edilen de 12. İl geleni suç istatistiği. Burada şahıslar ve mala karşı işlenen suçların totali değerlendiriliyor. Biz gördüğünüz gibi 39 ilçeden 36. sıradayız. Bu solda gördüğünüz ilk 5 ilçe. Bu sene, geçen seneki rakama göre %5 altılık bir düşüş var toplam suç rakamlarında. İstanbul genelinde benzer bir istatistik var. Birkaç ilçe hariç, Kadıköy, Esenyurt hariç totalinde %5 altı civarında bir düşüş var. Biz de o seyri takip ediyoruz. Devriye Ekipler Amirliği. Devriye Ekipler Amirliği bünyesinde 5 motosiklet, 14 ekip otosu, 6 komiser yardımcısı, 94 polis memuru ve biraz önce bahsettiğim 22 çarşı mahalle bekçisi. Bu büro unsurları. GBT sorgusu 240.833 GBT sorgusu yapılmış bu tarihe kadar. Bu sorgulardan 804'ü farklı suçlardan 804'ü aranan şahıs. Suç nedeniyle yakalanan şahıs sayısı 575. Araç sorgusu 65.000, işlem yapılan araç sayısı 842. Bir de biliyorsunuz bölge trafiğinin önünde bir uygulama noktamız var. Uygulama noktamızın faaliyetlerinden kısaca bahsedeceğim. Slide'da yok. Genel olarak farklı şubelerden grupların bir arada olduğu narkotik, terör, özel harekat ve ilçelerin desteklediği her kendi alanında profesyonel arkadaşlardan oluşan bir ekip. Dönem dönem bunlar değişiyor. GBT sayısı uygulama noktasında 348.583 olmuş. İşlem yapılan araç 2.999. Suç nedeniyle yakalanan şahıs 239. Bununla ilgili görsellerimiz var. Bizde irtibat numaralarımız bu şekilde. Sunum bitmeden önce birkaç gün önce Sancaktepe'de şehit olan başta Göksel'in abimi ve diğer arkadaşları rahmetle anmak istiyorum bu vesileyle. Mekanları cennet olsun inşallah. Sunum bitmiştir. Arz ederim sen. Olan istatistikleri sundular. İstanbul içerisinde oradan dördüncüyüz, yani 36. sıradayız. Asayiş olayları bakımından. Bizim toplam alanımıza baktığımız zaman toplam 870 kilometrekare gibi büyük bir alana sahibiz sivil olarak. Bunun 28 kilometrekaresi toplamda 7 mahallede içeride bulunmuş faaliyet gösteriyor. Geriye kalan kısımda da yani %55'lik bir nüfusa tekabül ediyor bu. Geriye kalan %45'lik olan kısımda ise de İlçe Jandarma Komutanlığımız gerekli emniyet ve asayişle ilgili olarak gerekli çalışmaları tekbirleri alıp kuruluyor. Tabii diğer ilçelere bakıldığı zaman diğer ilçelerde daha çok nüfus yoğunluğunun bir arada olduğunu görüyoruz. 24 metrekareye, 26 metrekareye, 28 metrekareye sıkışmış 800 bine kadar dayanan nüfuslar gözükmekte.
Bizim birçok avantajımız var, dezavantajımız var. En büyük avantajımız bölgemizde göç yaşanmakta fakat çok yoğun bir göç yok. Yeni yerleşme alanlarımız tabii ki yapılıyor. İnşaatlarımızda yürüyen inşaatlarımız var. Evet, zamanla bir 10 yıl içerisinde Silivri katlı, yani şu anda 181 bin olan nüfusu 300-400 belki 500 bine kadar dayanacak gibi gözüküyor. Bu yönden gelecek için de bizim emniyet asayişle ilgili olarak ve ilçe bütün olarak planlamaya da ihtiyacımız var. İmar planları yapılsa da sonuçta kurumların kamu hizmetini sunarken yapacak oldukları ya da sunumla ilgili olan planlama yapmamız gerekiyor. En basitinden önümüzdeki dönem için sadece merkezli yoğunlaşma değil, yeni mali doğru da akan bir kamu hizmetinin yayılmasını sağlayacağız. Emniyet asayişinin dışında tabii ki eğitim öğretimle ilgili olsun, sağlık hizmetleriyle ilgili olsun. Yine kamu hizmeti sunulan birçok kurumumuz var. Buralardaki problemlerimiz bazen oluşmakta. Bunlar da oluşmakta. Bunlarla ilgili de yine paylaşacağımız konular olacak. Yine onlar da size de bahsedeceğiz. Yine kaymakamlık olarak ve buradaki kurumlarla beraber, kamu hizmeti sunan kurumlarla beraber biz mahallelerimizi de ziyaret ediyoruz. Ve mahalle ziyaretlerinde vatandaşımıza açık her ay 2, 3, bazen 4, bazen 5 toplantılar yapıyoruz. Vatandaşımız bazen Danamandıra'dan tutun, beycilerinden işte uzak yerlerdeki mahallelerimize öncelik verdik. Çoğunu bitirdik. Şu anda hemen hemen gitmediğimiz mahalle kalmadı. Sadece merkez mahallelerimiz kaldı. Ben yararlı olduğunu düşünüyorum bu toplantıların. Ve bunları devam edeceğiz. Aralık ayında da inşallah merkezdeki mahallelerimizde yeni mahalleler başlayarak toplantılarımızı devam ettireceğiz. Yine ilçemizdeki huzur ve güvenlikle ilgili olarak okullarda okul güvenliği toplantıları gerçekleştiriyoruz. Okul güvenliği toplantılarındaki amacımız da çocuklarımızın evden sabah çıktıktan akşam eve gelinceye kadar güvenli bir şekilde evine tekrar dönünceye kadar olan aşamada ki sorunları varsa yapacağımız faaliyetleri tek tek gözden geçiriyoruz. Okul içerisinde ki güvenliğimizi tek tek gözden geçiriyoruz. Servisleri gözden geçiriyoruz ve bunlarla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Yine önümüzdeki dönem devam edecek bu çalışmalarımız. Amacımız Silivri'yi yaşanabilir, huzurlu bir kent haline getirmek. Zaten öyle. Amaç kaliteyi biraz daha arttırmak. Biraz önce istatistiklerde özellikle asayişle ilgili olaylara baktığımız zaman istatistikler aşağı doğru indi. Yani %70-80 istatistiklerin aşağı doğru indiğini görüyoruz. Bu da bizim Emniyet Müdürlüğümüzün, Jandarma Komutanlığımızın gerçekten özveriyle çalıştığını ve önleyici kolluk olarak gereğini yaptığının bir göstergesi. Buradaki mesela arkadaşlarıma, belediye başkanımıza, diğer arkadaşlarımıza söz vereceğiz şimdi. Onlar da kendilerine selamlama yapmasını istiyoruz. Ve ardından da burada toplantıya katılan sizlerin eğer talepleri varsa, duygu ve düşünceleri varsa ya da şu daha iyi olur dediğimiz konular varsa onları tek tek sizden alacağız ve not edeceğiz ve onunla ilgili de gerekli çalışmayı göstereceğiz. Bu bağımsız bilim sayılarımızın işte bu açık alanlarda 400-500 kilometreye yaklaşmış tarım alanlarımızın ve kamusal alanların İstanbul'un büyük nüfus göçünün ve baskısının altında her an inleyen bir anlamda büyük risk altında bulunan Silivri'mizde bu kontrolsüz bir göçün
büyük ölçüde önlenmesi için biz yıllardır bunu mücadele hep birlikte yapıyoruz. Kamuoyumuz bu konuda gerçekten çok duyarlı. Onun için hepinize ayrıca teşekkür ediyorum. Ama yine de bunlara karşı özellikle tarımsal arazileri, özellikle kaçak ifrazlar yoluyla kontrolsüz bir şekilde yapılan bu son imar barışında edindiğimiz rakam 9000'e yaklaştı. Bunun kamusal olarak merkezimizde aldığımız sayı ve dışarıda aldığımız sayı da neredeyse yarıdan fazlası dışarıda. Bu şu anlama geliyor, büyük risk altındayız. Bu güvenlik riski oluşturuyor, bu imar riski oluşturuyor, imar kirliliği oluşturuyor, gettolaşmayı. Birdenbire bir bu yapmışsınız, kentin bir tarafında hiç kontrol edemediğimiz, orada birilerinin yaşadığını görüyoruz. Bu tabii ki hepimiz için büyük risk. Buna önlemenin yolu, işbirliği yaparak oradaki duyarlı vatandaş bir ihbarcı olmaktan çok anlamlı ötede bir görevini yapan bir vatandaş sorumluluğu ve duyarlılığında bunlara üstesinden geleceğiz. Gelmek zorundayız. Bu zor bir şey. Bu hepimizi yıpratan, özellikle biz, ben 10 senedir buna büyük bir çaba harcıyoruz. Bu toprakları korumak, bu toprakların üretim gücünü öne çıkarmak varken orasını hiç imara konu olmayan, çok affedersiniz köpek kulübesi bile bir koyamayacak yere bina yapılan bir yerde müthiş bir güvenlik riski olarak buna ne jandarma kulübümüzün personeli ne emniyetimizin bu saygımız büyüklüklere göre ulaşması mümkün değil. Burada iş birliğinde olacak. İşte bu toplantıların da amacı bu. Hepimize bunu yaralayan, hepimizi tehdit eden, risk altında olan, biz bunlara alışırız. Bunların sorunu yok. Birkaç tane tehditin şeyin altında olarak değil ama ilçemize, bunlar her bölümümüze çıkıyor birçoğu. Ama buna direnmek, dayanmak öyle kolay bir şey değil. Bu arazileri, bu bölgeyi, bu huzurla beraber kuran, koruyan, bugünü bu rakamlara ulaştıran, bütün emeği geçen polis teşkilatımızda, jandarma teşkilatımızda görev yapan bütün askerlerimize, polislerimize huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ederek hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Sağ olun. Şerif Elmas. Malum havaların soğuması ile birlikte mahallemizin büyük derdi olan uyuşturucu bağımlısı şahıslar. Mahallemizde terk edilmiş olan yapılar da farkındalıkta. Yine mahallemizin sınırları içerisinde olan Çamlık Sağlık Ocağı'nın olduğu bölge, kamuoyunca bu bölgede uyuşturucu tüketildiği bilinmekte ve yine aynı zamanda uyuşturucu ticareti yapıldığı da bilinmekte. Ailelerimiz endişeli, çocuklarımız, annelerimiz akşamları geç vakit bakkala dahi çıkmaktan korkar durumdalar şu anda. Konuyla alakalı çalışmalarımız nelerdir? Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Ben ilçe emniyet müdürümüze söz veriyorum. Bu konuyla ilgili özel bir çalışması var. Teşekkür ederim. Yaklaşık 6 ay önce basın mensubu arkadaşları küçük bir sohbet toplantısıyla bilgilendirmiştim. Özellikle bu uyuşturucu konusunda uyuşturucu satanların tespitiyle ilgili genel bir çalışma yaptık Silivri genelinde. Bu uyuşturucu konusunda bir takım adli yükümlülükler var. Yani sadece şahsı alıp belli miktarda üzerinde uyuşturucu bulduğun zaman bunu satmayla ilgili adli bir noktaya getirmekte güçlük var. O yüzden detaylı bir çalışma yapmamız gerekiyor. O zaman basın mensubu arkadaşlara da iletmiştim. Bununla ilgili Silivri'de bu işle iştigal eden her kim varsa hepsinin tespiti yapıldı. Ve bu hukuki sürecin tamamlanmasıyla ilgili yaklaşık 5 aylık bir operasyonel sürecimiz var. Biraz önceki rakamlarda da izah etmiştim. Bu 17 tutuklu vardı. Bu 17 tutuklunun tamamı uyuşturucu madde satmayla ilgili. Yaklaşık bu 4 aylık periyot içerisinde bu 17'nin 14'ü bu 4 aylık periyot içerisinde oldu bu tespit sonrasında. Fatih Mahallesi'yle ilgili genel sıkıntıları biliyorum. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bu 14'ün de yanılmıyorsam 5 ya da 6'sı o bölgeden. Ki son zamanda belki duymuşsunuzdur. O mahallede özellikle dar kapsamlı fiziki uygulamalar da başlattık özellikle hafta sonları. Orayla ilgili sıkıntının farkındayız. Bu konuda tespitlerimiz de var. Bu hukuk süreci yerine getirecek şekilde birkaç ay içerisinde tamamen netice alacağımızı düşünüyorum. Teşekkür ederim. Bu metruk yapılarla ilgili. Bununla ilgili de çalışmalarımız var. Tespitlerimizi yapıyoruz. Sonrasında kaynakam bir iletiyoruz. Sonrasında belediye marifetiyle
uygun hukuki altyapı oluşturulduğunda bu metruk yapıların en azından bu şekilde kullanılamayacak halde yıkımı ya da farklı çözüm yollarıyla ilgili genel tespitlerimiz var. Ama dediğim bu da değil. Hemen çok çabuk olması mümkün değil hukuki süreç. Ama bununla ilgili de tespitlerimiz var. Özellikle uyuşturucu kullanımıyla ilgili mesele edilmiş yerlerse bu metruk binalar. Bunlarla ilgili tespitlerimiz peyderpey devam ediyor. Tabi bu noktada sunumun da en başında bahsetmiştim. Her yere her anda yetişme şansımız yok. Bu konuda iletişime her zaman açığız. Yani sokakta gördüğünüz bekçi arkadaşlar bana kadar kapım her zaman açık. Sadece bu konu için değil, çay içmeye bile geldiğinde kimse şimdiye kadar geri çevirmedi. Bu konuyla ilgili de bireysel şikayetleriniz varsa ben dahi kapım her zaman açık. Çözüm yolu en kısa zamanda bulmaya çalışırız. Teşekkür ederim. İlçemizin en büyük sorunu. Yani anket yapsak herhalde otopark çıkar birinci sırada sorun olarak. Bütün yollar kaymakamın önünde birleşiyor. Haklısınız. Yani orada birleşiyor. Orada tek şeritte izin var. Yani tek araca park yapılabilir diye izin var. Fakat esnaf ve vatandaş diyor ki ya ben işte duracağım ikinci şeride. Fırsat bulursa üçüncü şeride. Yani Allah korusun işte itfaiye amirimiz de burada. Yani bir yangın esnasında veya olumsuz bir durumda bizim oradan ne itfaiye aracını geçirebiliriz o şekilde. Kamyon bile geçmiyor, otobüs geçmiyor bazen. Bazen tabii bunlar yaşayınca çekici devreye giriyor. Uyarıyoruz, anons ettiriyoruz. İşte bazen polis koyuyoruz, trafik polisi koyuyoruz. Ama bu sorun devamlı devam eden bir sorun. Ve daha çok yazın bunu hissediyoruz. Biraz önce başkanımız da ifade etti. Yazın nüfus 600-700 bin bandında geziyor. Ve GSM operatörlerinden aldığımız bilgileri 1.2 milyon kişinin sinyali alıyor yaz için. Böyle olunca da tabii bizim hem kurumsal hizmetlerimiz olsun, yani gördüğümüz hizmetler olsun, hem trafik yoğunluğu olsun, her şey artıyor yazın. Yaklaşık bir ortalama 600-700 bin kişiyi 4 ay boyunca misafir ediyoruz. Kış biraz daha iyi. Çok bu sefer araç çekince ya da ceza uygulayınca bu sefer efendim işte çok vatandaşın üzerine geliyor polis. Veya işte çok trafik cezası yazılıyor, araçlar çekiliyor gibi. Bu sefer şikayetler artmaya başlıyor. Yani önce bizde bitiyor. Ya vatandaş olarak biz eğer kurallara uyarsak zaten bu sorun çözülmüş olur. Bir de esnaf arkadaşlarına ricamız özellikle zaten yeterli olmayan otopark sorunumuz yani park edecek yerler sınırlı. Esnaf lütfen park etmesin. O mevcut uygun daha alan yerlere park etsin. Yani esnaf park edince bu sefer vatandaş park edecek yer bulamıyor. Bu tür sorunlarla da karşı karşıya kalıyoruz. Müdür Bey size söylemek istediğiniz bir şey var mı konuyla ilgili? Evet, bu karşılıklı bir sorun. Yani vatandaş hep park etmezse, dışarıdan gelenler tamam, park ediyor, bilmeyenler ama hepimiz biliyoruz zaten, yani Silivri'de bir park sorunu var. Park edince arka taraf şişiyor, kaymakamın önünde de toplanıyor. Ya, bu da bir gerçek. Şimdi son yapılan düzenlemeyle birlikte biraz şehir trafiği rahatladı. Ha, biraz daha mesafemiz uzadı ama en azından eski o yeni mahalleye geçişle ilgili, E5 geçişle ilgili sorunumuz biraz nispeten daha iyi oldu. Azalmış oldu. Hep birlikte yapacağız bunu. Yani sadece cezai tedbirle bunu başarabilmek mümkün değil. Yeni otopark alanları muhakkak surette kazandırmamız gerekiyor Silivri'ye. Şimdi bizim vatandaşımız bir alışkanlık var. Yani nereye 300 metre de gitse, 500 metre de gitse
İlla otomobile gitmek istiyor. Belki Silivri'de görüyorsunuz, ben devamlı görüyorum. Şimdi de görüyor etken. Aracımla gelmedi. Yani hem sağlıklı görüş, hem de bilmiyorum, yani bu çok da zor olmasa gerekiyor. Yani zor olmadıkça araç çıkarmamak da fayda var diye düşünüyorum yani. Teşekkür ederim. Ben Sayın Kaymakam'ın bir ilave olarak otopark sorunuyla ilgili genel bir ifade. Şimdi az önce Silivri'nin merkez büyüklüğünü ifade ettik. Ben Sayın Müdürüm'ün trafik tescil sayısını alamadım. Bildiğim en son sayı 800 küsürdü. Aylık trafik tescili. Ekonomik konjonktürün şartlarına göre değişebilir. İşte otosatan arkadaşlarımız bir 860 trafik tescil bürosuna tescil alan aylık sayı. Bunun yarısının dışarı gittiğini ya da 3'te 2'sinin şehre yayıldığını düşünün. Yılda 12 ile çarpın bu sayı 9.000. Yılda 9.000 aracın girdiği yerde aylık emniyetten alabiliriz bu sayıyı. Ve bu kadar araç tescil alıyor. Şimdi bunun kaçı Silivri'de olsun? 9.000 araç. 10 yılda gördüm 90.000. Şimdi Silivri uzatıp çekip uzunacak bir tarafı yok. Yani bunun bir ulaşım trafik değil, ulaşım sorunu. Tüm E5 karayolunu Celalye, Kamilova'dan gelirken E6'ya paralel yol dışarı taşınmadan ki Çorlu, Baba Eski, Lüleburgaz hepsi yapıldı. O yol dışarı çıkacak. Bu E5 yolu buradan trafik akışı bütün yolların karşılıkları sağlanacak. Trafik akışı bir kere bu karşı tarafa buradaki yoğunluğu bir merkezli değil, 2-3 merkezli Silivri'yi oluşturma. Az önce Sayın Kaymakamımız çok güzel işaret etti. Bende ruhsat sayıları da var. Verdiğimiz son 2016, 2017, 2018 tarihlerinde 1938 ruhsat verilmiş oraya. Hane halkı ortalamalarını verdiğimiz bir ruhsatta kaç bina olduğunu bilmiyoruz. Onları bağımsız birimle çarparsanız 60.000 nüfuslu bir şehir kuruldu orada, 80.000'e çıkıyor. Şimdi bu burada ayda yılda 9.000 aracın girdiği yerde trafiği geceleri dolaşıyor musunuz? Ben çok sık gezerim. Arabayı gece park etmeye yer yok Silivri'de. Bir dışarıdaki yurt dışında bir panelde tartıştık. 3 aracı bire düşürme projesi yapmış bir belediye. Oldu genel bir belediye. Bir tanesi 2'ye, biri 1'e. Şimdi dünyanın hiçbir yerinde şehir merkezlerinde böyle bir arabayla geleyim, bırakayım, şehir kültürü lüksü yok. Girerseniz bedelini ödersiniz gibi. Şimdi bu sorunu çözmenin bir yolu tabii şehri araçsızlaştırmak, yayalaştırmak, araçlaştırmak. Şehirler araçlar için değil, insanlar için. Karşıya bir kere yolu taşıyacağız, yolu büyük yayacağız trafiği ve daha çok araçsızlaştırmak gibi bir ulaşım master planıyla yapıldı. Böyle bir plan var mı? Evet var. Teknik Üniversitede 2012 yılında yaptırdık. Bir ucu var. Ama bunun şimdi pahalı, hani bir söz var, deve 1 lira istemem, 1000 lira getir 2 tane alayım gibi. Bu sorun artık yakıcı bir hale geldiğinde kaç parası düşünülmeyecek. Bir metroyu denilen yayalaştırılmış, şehrin içinde her tarafta dönen bir sistemle araçsızlaştırma ve yayalaştırmanın dışında. Bu da otoparkla filan çözümü mümkün olmayan bir şey. Şimdi bunu bir kere bilmemiz lazım. Otopark kaç tane yaparsınız? 2000 tane. Ayda 1000 tane giriyor. Güne çıkacak araç sayısı mümkün mü otoparkla karşılamanız? Değil. Yani bu otoparkla çözülecek. Günübirlik otoparklar nereye lazım? Şehrin içerisinde yaklaşık günübirlik anlık ihtiyacı karşılayacak yerleri otoparklaştırmak doğru. Ama araçsız hale getirmek isterseniz, ben hatta Sayın Kaymakam'ın Vali Bey yanındaydı. Oradaki yaparken sakın buraya yapmayın, araçsızlaştıramazsınız bir daha. Ki ifadesini ben hatırlıyorum söylediğinde. Ki haklı. İşte çarşıda şimdi 3 tane otopark, bir belediyenin arkası 4, Silivri Spor'un karşısında 4 otoparkımız var. Havalim odasıyla beraber 5. Bunun toplam sayısı 2500'ü bulacak hepsi. Tamamı bu. Başka bir tane otopark yapma yerimiz yok. Konu bence çok daha yakıcı. Genel makro düzeyde bir ulaşım planı olarak bakarsak daha sıcak bir sorunu çözmek konusunda önemli bir adım atmış olacağız. Çok teşekkür ederim. Bu konuda son bir şey daha söyleyeyim, ilave edeyim. Ondan sonra sözü alacağım. Yeni Mahalle şimdi nüfus en son 30.000 üzerindeydi. 32-33.000 civarındaydı. Yavuz burada mı? Yavuz Bey? Yavuz Bey de burada.
O civarda nüfusumuz var. Şimdi bu nüfus muhtemelen 50 bine falan çıkıyor. Çünkü orada yapılan yapılaşmayla birlikte. Yani benim naçizane tavsiyem iş adamlarımızın, özellikle esnafımızın yeni mahallede alternatif yerler etmesi gerekiyor. Yeni mahallede oturan kişi şehir merkezine inip buradaki ihtiyacını oradan karşılayabilmesi lazım. Ha tamam, yürüyüşe gelecektir, restoranda yemek yiyecektir, onlar ayrı. Ama onun haricinde yani bir markettir, efendim bir kafedir, ya da ne diyeyim, alışveriştir, işte ekmektir, şudur, budur, bunları yeni mahallede karşılaması gerekiyor. Bunlar eğer bir alternatif bir merkez oluşturabilirsek yeni mahallede, çekim merkezi oluşursa ben yanılıyorum, biraz daha rahatlama olur diye düşünüyorum yani. Evet, başka söz hakkı varsa verelim. Evet, buyurun. Sayın Kaymakam, Sayın Profesör, çok değerli katıldılar. İsmim Ali Ulan, ben Silivri Tokatlılar Dernek Başkanıyım, aynı zamanda belediye meclis üyesiyim. Sayın Kaymakamım, bizi sivil toplum kuruluşları olarak zaman zaman çalışmalarımız oluyor, gayretlerimiz oluyor. Ben şahsımızı ve emniyet müdürümüzünden de ziyaretimiz esnasında böyle bir talebimiz olmuştu. Özellikle madde ve uyuşturucu bağımlısı ile ilgili biz sadece emniyet müdürlüğümüzün ve ilçe jandarma komutanlığımızın bu işin ticaretini yapan ve çocuklarımızı, gençlerimizi, geleceğimizi zehirleme amaçlı olan, duygu ve düşüncesi olan bu hainlerin yakalanmasını beklememiz gerekiyor. Bizler sivil toplum kuruluşları olarak özellikle Silivri'de yaşayan vatandaşlar olarak, Silivri sakinleri olarak biz vicdani olarak hem jandarmanın hem emniyet teşkilatımızın güvenlik kollarımızın da üstlenmesi gereken, yapması gereken görevleri biz vatandaş olarak kendimiz vicdanımızda onu sorgulamamız gerekiyor. Buranın polisi de, jandarması da, zabıtası da, güvenlik kolu da biz olmamız gerektiğini düşünüyorum. Bizler anneleri bilgilendirme konusunda emniyet müdürümüzden ve sizden destek istediğimizde uzman ekip arkadaşlarımız geldi. Bu konuyla ilgili bir bilgilendirme çalışması yaptılar. Çocuklarımızın, 6-7 yaşındaki çocuklarımızın hiç farkında olmadan onlara o uyuşturucuyu bir şeker görünümlü maddeler içerisinde çocuklara enjekte ettiğini bilgilerini aldık, öğrendik. Biz de bu konuyla ilgili annelere bilgilendirme toplantısı yaptık. Bir kahvaltı düzenledik, bir etkinlik düzenledik. Tabii sadece bir tane veya birkaç tane derneğin bu konuyla ilgilenmesi, etkinlik düzenlenmesi yeterli olduğunu düşünmüyoruz. Bütün sivil toplum kuruluşları, özellikle Silivri'de 100 küsur tane derneğimiz var. Bu derneklerimizi yönetim kurulu üyelerini veya yönetim kurulu başkanlarını bir araya toplayıp rutin olarak 2 ayda bir veya 3 ayda bir, ayda bir emniyet müdürlüğümüzden ve ilçe jandarma komutanlığımızdan gelecek personelin bilgilendirme noktasında belirli bir toplantı zamanı düzenlenebilir mi? Düzenlenebilirse elbette ki bu ilçemize, geleceğimize, gençlerimize, çocuklarımıza, ailelerimize de katkı sunacağını düşünüyoruz. Benim kendim Tokatlı hemşehrilerinden bu konu, bu uyuşturucu batağının içerisinde olan kardeşlerimiz var, gençlerimiz var. Tedavisinde ne kadar yaptırılırsa yaklaşım da bu bataklıktan bu gençlerimizi kurtarmakta çok zorlanıyoruz, kurtaramıyoruz. Ekonomik olarak derneklerimizin Sayın Kaymakam'ın yeterli olmadığını düşünüyoruz. Bu konuda sivil toplum kuruluşlarıyla gerekirse bir komisyon kurulup ilçe jandarma komutanlığımız ve emniyet müdürlüğümüzle beraber çalışıp bu konuda katkı sunmak istiyoruz. Teşekkür ediyoruz. Biz en kısa zamanda yani sivil toplum örgütlerinin başkanlarının yönetim kurullarını toplayıp bir bilgilendirme semineri yapalım. Hem sağlık müdürlüğümüzden, hem emniyet müdürlüğümüzden, hem de jandarma komutanlığımızdan beraberce bunu yapalım. Uygulayalım. Sağlık müdürlüğümüzde eğer ki varsa madde bağımlısı olan kişiler tedavi olmak istiyorlarsa, yani buradaki herkes, her vatandaş bize müracaat ederse biz her türlü desteği vermeye hazırız. Bu konuda tereddüt yok. Yeter ki karar olsun.